Merhabalar sayın seyirciler. Bir başka organ nakli dosyasıyla daha karşınızdayız. Bir önceki programda anestezi yoğun bakımlardaki beyin ölümü konusunu işlemiştik ve hatırlayacak olursanız beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışıyla ilgili çok önemli bir koordinasyon sürecinin devreye girdiğinden bahsetmiştik. Buradaki en önemli görev de tabii ki organ nakli koordinatörlerine düşmekte. Evet, organ nakli koordinatörlüğü deyince Türkiye'de bu işin duayeni sevgili dostum, arkadaşım, operatör doktor Ata Bozoklar bizimle beraber. Hoş geldin Ata. Hoş bulduk. Bizi kırmadın, İstanbul'dan, Bilim Estağfurullah. Üniversitesi'nden kalkıp buralara kadar geldin. Her ne kadar karaciğer programında benim kıdemsizim olsan da Evet. organ Öyle bir nakli gerçek konusunda var. belki kıdemli olabilirsin. Ya estağfurullah. Yani hakikaten bu çok özel bir şey benim için. Yani kırmamak diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Neden söz konusu olamaz? Dediğim gibi ben her şeyimi burada gördüm. Burada öğrendim. Burası bir büyük bir okul. İşin garibi bu okul sadece bizim okulumuz değil. Tüm Bütün Türkiye için Türkiye'nin, büyük tüm bir okul. Türkiye'nin. Bunun biraz ayrıldıktan sonra daha net gördüm. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde geze geze, oralarda bu konuda çalışa çalışa fark ettim ki Ege Üniversitesi dediğiniz zaman aslında çok farklı bir şeyden söz ediyorsunuz. Bu etkiyi yaratmışız yani hep birlikte. Çok Hep güzel. birlikte. Senin bu Ege Üniversitesi'nden aldığın deneyim, bilgi birikim seni Organ Nakli Koordinatörlüğü Derneği'ni kurmana kadar gitti. Şu anda halen kurucu üyesin bu derneğin. Yani şöyle diyelim, aslında kurucu üyesiyim. Bir grup arkadaşımla birlikte kurduk. Bu işin öncüleri diyelim. Levent Yücetin'i buradan anmak isterim. Sayın Doktor Levent Yücetin'i Akdeniz Üniversitesi'nden. Çünkü o yıllarda Akdeniz Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'nin birlikte bir kardeşliği, silah arkadaşlığı Evet, vardı. o günleri çok iyi Çok şeyi hatırlıyorum. birlikte paylaştık. Kurucu başkanımız zaten Levent'ti. Ben de kurucu yönetim kurulu üyelerindendim. Sanırım 94, pardon 2004 yılıydı. 2004 yılıydı. Organ Nakli Koordinatörleri Derneği'ni kurduk. Amacımız şuydu, organ naklinin çok büyük bir kısmı, asıl önemli kısmı diyeyim belki de organ bulmaktı çünkü. Biz o zamanlara kadar bunu fark 2004, etmemiştik. İşin bir 2004. teknik yönü vardı, Evet, ameliyatlar, organ naklini yapmak. Ama o ameliyatı yapabilmek için organ bulmanız gerekiyordu. Ay, siz olmadan önce ben hatırlıyorum kabus gibi bir şeydi. Hani bazı aileleri bu konuda bilgilendirmek için ben gitmek zorunda kalıyordum Değil mi? falan. Evet. Hiç etik değildi, hiç şey değildi. Koordinatörlük 2004'te imdat yetiştiniz. Ben çünkü bu programda 95'ten beri varım. Organ bağışının artması tabii ki sizin derneğin kuruluşuyla beraber İşte veya onun o öncesiyle başlıyor. 87'li yıllarda organ nakli başladı Ege Üniversitesi'nde. Hatırlıyorum o zaman ben 88 Ocak girişliyim cerrahiye. O yıllarda acil serviste, işte yoğun bakımlarda hep cerrahlar olarak bizler koşuştururduk. Ve organ isteme işini de cerrahlar yapardı. Çok yanlış bir işti. Çok Bu yanlış. bütün ülkede çok Doğru, yanlış doğru. yürüdü. Yoğun Çünkü biz bakımcı tarafız aslında burada. Bir taraf hem olduğumuz da tarafız, tabii bir ki yani. menfaat çakışması Tabii, var, bir kesinlikle. conflict of interest var. İkincisi yoğun bakımcılara bence çok yanlışlar yaptık. Yoğun bakımcı meslektaşlarımız bize tahammül ettiler. Hakikaten çok Evet. büyük hatalar yaptık. Sonra bu işin profesyonel tarafını fark ettik. İşte eğitimler alındı, gelindi vesaire ve organ nakli koordinatörlüğü kavramı da böylece Böylece oluştu. doğmuş oldu. Dernekte 2004 yılı gibi kuruldu. Sonra Öyle devam etti. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörlüğü Danışma Kurulu'nda üyesin. Bunu bakanlığa taşıdınız. Onu da yine Ege'den taşıdık. Onu da Şimdi Ege'den. 94'te karaciğer nakli başladı ya, temin 94 dedim. Aslında bu iş 94'te ilk karaciğer nakli Eriştiğin vesaire. karaciğer nakli. 97-98 gibi koordinasyonu ve koordinatörlüğü kurduk. O yıllarda Ege bölgesinden çıkan kadavra donör sayısı o kadar dikkat çekti ki Sağlık Bakanlığı hiç unutmuyorum. Yani buraya işte bayağı bir temsilciler geldi. Neler yaptığımızı incelediler. Uluslararası toplantı ve kongrelerde hep konuşuldu. Ege'de ne yapılıyor da bu kadar kadavra donör var denildi. Akdeniz'de aynı Doğru. şekilde. Ve sonrasında bakanlık ya dediler biz bu işi ele alalım. Demek ki bir yerde ilgi olursa bu iş oluyor. Çünkü kanun aynı, insanlar aynı. Her şey aynı. Bir yerde kadavra donörü çıkıyor, bir yerde çıkmıyor. O zaman bu işin bir teknik yönü var dediler. Bakanlık 2000 yılında ilk yönetmeliğini yayınladı ve o yönetmeliğin yayınlandığı sıradan beri işte o O zamanlardan beri zamandan ben de beri. bakanlıkta bizler davet edildik hep birlikte Cüneyt abi de Sayın Hoş Coşkun. O zamanlar aslında ilk ulusal koordinatörümüz Cüneyt abidir.
Orada gidip çalışmalara başladım. Devam ediyorsun. Sen artık Ege Üniversitesi'nden ayrıldın ama ne olursa olsun Ege Üniversitesi'lisin. Bitmiştir. Yani bu markan var ama şimdi Bilim Üniversitesi'ndesin. Orada öğretim üyesisin ve aynı zamanda organ ve doku nakli koordinatörlüğü ile ilgili bir yüksek lisans programının başlatıcısı, yürütücüsün. Türkiye'de başka bir üniversitede böyle bir program var mı? Yok. Zaten dünyada da sadece Barcelona'da var. Yani bu dünyadaki ikinci program aslında. İkinci program. Türkiye'deki ilk, dünyadaki ikinci program. Biraz daha acele edebileydik. Birinci olacaktı. Bir yıl önce kuruldu Barcelona'daki bizden. Bundaki amacımız şuydu. Türkiye'de mesleki yapılandırmalar kolay değil. Zaman alıyor. Organ nakli koordinatörlüğünü hani koordinatörler kadar başkalarına da anlatmak gerekiyordu. Tabii. Organ nakli koordinatörünü kim yetiştirecek, kim eğitecek? Meslek tanımı ne olacak? Devlet nasıl görecek? Bunları düşünürken dedik ki buna bir akademik bünye kazandıralım. Bir hüviyeti olsun. Ve Türkiye'ye böyle böylece yapı başladık. Kazandırmış oldunuz. Evet, teşekkür ediyoruz o anlamda. Ama dediğim gibi mimar Ege'dir. Yani bunları biz Ege'den aldık. Ege'de gördük. Ege'de öğrendik. Burada yetiştirdik. Ama bazen bazı şeyleri daha küçük üniversitelerde yapmak daha kolay olabiliyor. Kolay. O nedenle öyle. Kısmet oraya yemiş. Evet. Hatta abi biraz evvel şey yaparken, konuşurken organ nakillerinde işte kadavra sayısı Ege'de çok yüksek bir rakama ulaştığıydı ilk başladığım zamanlarda. Daha önceki konuşmalarımızdan da organ nakillerinde kadavralarda en önemli kaynak aslında beyin ölümü gerçekleşen olgular. Bunlar da yoğun bakımlarda yatmakta. Gerçi bunu daha önce biraz vurgulamaya çalıştık ama bu konuda hani beyin ölümü nedir, koma nedir, beyin ölümü gerçekleştikten sonra birey gerçekten ölmüş müdür? Bu konuya biraz açıklık getirebilir misin abi? Yani ben tabii çok ilkel tarafından bakacağım. Evet. Böyle tıbbi terimleri, tıbbi terminolojiyi çok kullanmayacağım. Yani, evet. Çünkü aslında bunları kullandıkça kafa karışıyor. Şimdi bir ölüm, bir beyin ölümü, bir tek ölüm var dünyada. Evet. Tek bir ölüm var. Biyolojik anlamda kastettiğimizde bir tane ölüm var. O da beyin ölümü. Beyin ölümü. Beyin ölümü dışında bir ölüm yok zaten. Biz bunları niye bu kadar çok konuşarak karıştırdık, doktor doktora da bunu yaptık onu anlayamıyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Kalbi duran bir insan ölür mü? Hayır. Ya biz kalbi duran insana işte CPR diyoruz, geri döndürüyoruz, geri değil mi? Kalbi geri döndürüyoruz, insana değil. Ama doktor olarak bile yanlış bir terminoloji kullanıyoruz. Adamı geri döndürdük diyoruz. Ölüm öyle gidilip de gelinen bir yer değil. Adam henüz ölmedi. Kalbi durdu. Biz ne yaptık? Kalbi çalıştırdık. Adamı yaşatmaya devam ediyoruz. Bypass ameliyatında bazen 18 saat, 19 saat kalbi durduruyoruz. Doğru. Ne yapıyoruz? Kalp üzerinde çalışıyoruz. O arada beyin ölmesin diye bir pompaya bağlıyoruz. Kan beyine gidip beyin yaşadığı sürece insan hayatta kalıyor. Doğru. Kalbi dışarı da çıkarsanız insan yaşar. Yaşayabilir. Doğru. Ama bizim toplumumuzda hep ölüm kalbin durmasıyla özdeşleştirilmiştir. Evet. Şimdi, buna biz hekimler de mi neden olduk acaba? Ölüm aslında beyin ölümüdür. Kesinlikle başka türlü bir ölüm. Ama bunu da sanki başka bir tanımmış gibi ortaya çıkıyor. Bir ölüm var, bir beyin ölümü var, bir başka bir şey var. Başka bir tanımmış gibi ortaya çıkıyor. Biz böyle konuştukça vatandaşımızın da kafası karışıyor. Tabii çok haksız değil belki. Şimdi 20. yüzyılın ilk yarısı bitene kadar ölümü tam olarak bilmiyorduk. Bu gerçek. Ölümü tam olarak bilmiyorduk. Nice insanlar ölmeden gömülmüştür biliyorsunuz. Yani mezarlarında kıpırdamıştır, ses çıkarmıştır, hortlak var zannedilmiştir. Yani siz... Yaşamayanlar kalbi duranlar evet, zaten. Evet, kalbi duranlar. Bir şekilde tek zannedilmiş insanlar aslında ölmemiştir. Evet. Bunu zamanımızda da yaşamak mümkün. Bazen monitöre bakıyorlar bazı hani yerlerde arkadaşlarımız. Dünyada da rastlanıyor. Kişi morga gidiyor, morgda soğuğu görünce elini kolunu oynatıp ayılıyor kendisine evet, geliyor. Evet, burada bunu yani, net bir şekilde söylemek lazım. Bunu çok net söylemek lazım ki tek bir ölüm var. Tek bir ölüm var. En garantili ölüm o da beyin ölümü. Beyin ölümü o gerçek. Ha beyin ölümü gerçekleştikten sonra kafa karıştırıcı olan ne? Organların hayatiyeti bir süre devam edebiliyor. Evet, evet. Şimdi şöyle kalp attığı için o da. Aynen öyle. Şimdi benim kolumu kesseniz. Benim kolumu kesip bir dolaşım makinesine bağlasanız o kolum 3 gün hayatiyetini sürdürür. Ama ben orada yokum. Yani çok doğru. Anlatabildim mi? O doku hayatiyetini sürdürebilir. Yahut da beni diyelim gömün. Kalbim de durdu. 3 gün sonra bir adli nedenle mezarı açın. Bazı dokular hala canlılığını koruyor. Hayatiyetini sürdürdüğünü görürsünüz. Doğru. Yani son organik molekül yok olana kadar aslında doğru. Hayatiyet bir şekilde devam eder. Ama insanda hani o ruhun bedeni terk ettiği an aslında son nefes anıdır. Hep bunu 2-3 sene önce keşfetmiştik ve hep söylüyorum. Kadim hikayelerde hiç duydunuz mu siz? Yani son atımını verdi. Hep son nefesini verdi denir. Son nefes beyin ölümüdür işte. Hatta apne testiyle yani soluksuzluk testidir aslında apne evet, testi. Doğru. O öyle kontrol edilir. Ben hep dua ediyorum. Umarım böyle ölürüm de bir hata olmaz. Çünkü beyin ölümünde tespit edilip ölümü saptanmış kişi kesinlikle ölüdür.
Yani hiçbir tereddüt yok bunda. Hiçbir tereddüt yani. Yok. Hiçbir tereddüt yok. Çünkü şunu gözden kaçırıyoruz veya bunu açıklamadık zamanında belki. Bütün organların ahenk içinde bir arada uyumlu çalışmasında beyin çok önemli. Beyin devreden çıktığı zaman onların kendilerine göre 24-48 en fazla 72 saat çalışabiliyorlar ve ondan sonra o organlar da gidiyor zaten. Olay bu. Yani bütün sistemi organize eden, ölüme karar veren her şeyi beyin ölümü. Peki beyin ölümünden koordinatörlüğe geçsek. Evet. Bu arada Nurşen'i tanıtmadık. Büyük bir hata yaptık. Sevgili Nurşen. Sevgili Nurşen. Kaç sene sonra Atay'la bir araya geldik. Programdan yani Nurşen'le önce... sürekli beraber olduğumuz için sanki onu bir köşeye koymuş gibi. Hayır değil. Nurşen şu anda bizim canımız, kanımız. Koordinatörümüz, her şeyimiz, ayağımız, elimiz. Nurşen siz hiçbir şey. Tamam, teşekkürler Nurşen, sağ olun. Bunu hak etmeye çalışıyorum ben de. Evet, Nurşen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin organ nakli koordinatörü. Tabii beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra ilk haber verilen bireylerden bir tanesi de Nurşen. Şimdi Nurşen nerelere haber veriliyor? Beyin ölümü olduktan sonra, senin haberin olduktan sonra nasıl bir prosedür işliyor? Nerelere haber veriyorsun? Nasıl bir koordinasyon sağlıyorsun? Bunu birazcık anlatabilir misin bize? Tabii ilk beyin ölümü haberi bize her zaman yoğun bakımlardan geliyor. Çoğu yerde böyle zaten. Yoğun bakım ekibi bana beyin ölümü haberini vermeden kısa bir süre önce aileyle de görüşmüş oluyor ve tedavi edici ekip aileye de haberi vermiş oluyor beyin ölümünün geliştiğini yakınlarında. Ve hani sizinle bir ekibimizden ya da hastaneden başka bir yerden gelecek biri bir şey daha konuşacak sizinle diyor ve orada olmalarını istiyor. Bundan sonra işte o akış diyagramında ikiye ayrılıyor kollar. Ben aile yakınınızın organlarını bağışlamayı düşünür müsünüz diye soruyorum. Bu aslında bizim hiç bilmediğimiz, pardon sözünü kestim ama bizim tedavi edici grupta olan işte nakil cerrahları veya hasta veren ekiplerin hiç bilmediğim şey. Bu aşamadan itibaren aslında biz koordinatörle aile arasında nasıl bir görüşme geçtiği konusunda hiçbir fikir sahibi değiliz. Çünkü biz tarafız. Evet. Ve bilmek de istemiyoruz aslında bakarsanız. Hiç bu olaylar değil. Hiçbir zaman da yok. Bilmemeniz de gerekiyor. Tamam, çünkü özel bir şey. Zaten bu kısmı yoğun bakımı da, yoğun bakım ekibi de bilmiyor. Yani o ana kadar, beyin ölümü gelişene kadar o hastayı takip eden kısım da hekimler de bunu bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz. Arada böyle bir şey var, köprü var. Doğru. Eğer aile organ bağışını kabul ederse ondan bir müddet sonra yine sizin haberiniz oluyor. Eğer aile organ bağışını kabul etmezse yine hiçbir şekilde sizin haberiniz olmuyor. Sadece bu bildirimi zorunlu bir durum olduğu için Sağlık Bakanlığı veri tabanına bunu giriyoruz biz. Bir organ ve doku bilgi sistemi var. Sadece teknik bilgi olarak oraya giriyoruz ve kalıyor. Ama aile eğer organ bağışında bulunursa ondan sonra biz bütün verileri yine bu bahsettiğim sisteme giriyoruz ve aynı zamanda ulusal koordinasyon sistemi ve öncesinde de bölge koordinasyon sistemiyle bu bilgileri paylaşıyoruz. Çünkü organların nerede ve kimlere takılacağını onlar biliyor. Yine siz bir şey bilmiyorsunuz öncesinde. Yani Sağlık Bakanlığı'nda bütün o organa ihtiyacı olan her türlü organa ihtiyacı olanların listeleri var. Listeleri bizler kendi hastalarımızı bildiriyoruz buna. Bu çok büyük buna. Bir sistem. Yine Sağlık Bakanlığı'na ait Türkiye organ ve doku nakli bilgi sistemi diyoruz. Biz bekleyen hastaların verilerini de oraya giriyoruz. Bu bulunan, bağışlanan organların bilgilerini de oraya giriyoruz. Bu vatandaşın hep bir şeysi vardır. Ya biz acaba öne geçebilir miyiz? Şöyle yapsak böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de artık bütün bunlar listelenmeyle bitmiş oldu. Tabii. Yani en azından Türk halkı da bu konuda son derece rahat, içi emin, rahat olabilir. İçi rahat olmadı. Olması gereken çünkü yani bir merkezinizde sistem. Çıkan organa bile siz karar veremiyorsunuz. Hangi kime takılacağını, hangi hastaneye gideceğini biz bilmiyoruz. Evet, oradaki hastaların aldığı puanlar, durumlar var. Eğer acil bekleme listesindelerse Türkiye'nin neresinde organ çıkacak olursa olsun organı alma hakkına sahipler. Ve bakanlık bunu organize ediyor. İşte gerekirse özel uçaklar kaldırıyor, ekipleri taşıyor, organı taşıyor şeklinde. Eğer bizim ilk başladığımız zamanlarda bu uçaklar filan bunlar ne kadar problemli süreçlerdi. Şimdi çok konforlu. Gerçekten çok yani konforlu. Kriz masaları çok iyi çözüyor. Aynı donör için 2-3 tane uçak kaldırıyorlar farklı ekiplere. Ekipleri gelip İzmir'den alıp atıyorum Antep'e götürüyorlar. Antep'ten geri getiriyorlar. Askerler yardımcı oluyordu o dönemde. O zamanlar silahlı kuvvetler. Ama şimdi ne kadar iyi değil mi? Şimdi çok güzel bir sistem kurulmuş durumda. Evet. Çok güzel bir sistem kuruldu. Bir tek şey ekleyeceğim. Yani şimdi mesela insan inanamıyor değil mi? Adil dağıtılır mı ya bizim ülkeden? En güzel örneklerinden biri. Unakıtan, Sayın Unakıtan'ı biliyorsunuz. Dünüründen organ almak zorunda kaldı. Yani sonra zaten başka problemler çıktı. Evet. Ama yani dünüründen organ almak zorunda kaldı. Bir canlı verici bulmak mecbur. Kaldı. Çünkü sistem öyle bir sistem ki insan hani her şeyi yapabilir ama burada sağlık sorunu neydi? Efendim?
Sayın Unakıt Hanım? Bir böbrek yetmezliği vardı. Yani. Sonra bir prostat eklendi galiba. Bir sonradan sürüncemeye girdi. Ama önemli olan sistem içerisinde hakikaten hiç kimse bugün, Sağlık Bakanı da olsa, Başbakan da olsa, her kim olursa olsun, usulsüz bir şekilde organ bulma şansı yok. Sistem herkese açık. Bütün merkezler görüyor. Bütün merkezler gördüğü için hepimiz nereye ne gitti bildiğimiz için böyle bir şey yapmaya imkan kalmıyor. Başarılı başarısız her şey gözüküyor çok net bir şekilde. Zaten data tutmak çok önemliydi, evet, değil mi Nurşen? Evet. Yani en büyük sorunu eskiden toplamaktı. Şimdi data birikiyor. Eskiden data birikemiyordu bir türlü. Şimdi data birikiyor. Peki bu işi yapacak ne kadar koordinatör var Türkiye'de? Koordinatör sayısı nedir? Türkiye'de, ve nasıl yetişiyor bunlar? Türkiye'de geçenlerde Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir sohbetimizde 5-600 kişiye sertifikasyon eğitimi verilmiş ama 300 kişi görevi sürdürüyor. Aktif değil. Yani 300 kişi görevi sürdürüyor. Tabii ki daha sorunları var. Türkiye'de şu anda 300 tane koordinatör evet, var. Evet, öyle görünüyor ama bunların da hepsi aktif değil ne yazık ki. Şöyle bir 100 kişinin bu biraz merkezlerle ilişki herhalde değil mi? Yani yoğun bakımlarla ve evet, o merkezin organ naklinin ne kadar içinde olmak istemesiyle ilişkili, o başhekimin konuya bakışıyla ilişkili, o merkezde nakil yapılıp yapılmamasıyla ilişkili. Çünkü Türkiye'de donör hastaneleri de var. Yani organ nakli yapmayan ama sisteme beyin ölümü oldukça bildirimde bulunan hastaneler var. Eğer başhekimleri ilgiliyse, yoğun bakımcıları ilgiliyse bu arkadaşlar da sistemin içindeler ama az sayı az değil yani değil mi? 300 civarında her yılda arkadaşımız çalışıyor. En az 2 kez eğitimler düzenleniyor. Evet, yılda 2 veya 3 üniversitelerin ev sahipliğinde. Çok güzel. Evet, üniversitelerin ev sahipliğinde yani değil. Böyle bir kurs programından mı koordinatör olunuyor? Evet. Bir sertifikasyon programı var. 5 günlük bir sertifikasyon programı var ve bunun bir yönergesi var. Yani organ nakli koordinatörü eğitim yönergesi var. Bakanlık bu yönergeyi yaptı. Bütün ders saatleri, dersler, bütün incelikler orada var. Ona bakarak bir program düzenleniyor. Sonunda da sertifika veriliyor. Ama hemen koordinatör olamıyorlar değil mi? Üzerine belli bir pratiği tamamlamadıktan sonra. En azından kendi bulunduğu hastanenin kendi rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Yani bu donör organizasyonunun belli bir sayıda içinde yer almak, işte beyin ölümü tespitlerinin içinde yer almak, ondan aile görüşmelerini tabii. Çok güzel. Onları tamamladıktan sonra. Peki aile görüşmesi deyince tabii insanlar genellikle kadavra adayı olanlar nedir? Böyle bir ani trafik kazasıdır. Hiç beklenmedik bir balkondan düşmedir. İntihar. Neyse böyle travmalardır. Hiç beklenmedik. Bütün aileyi, çevresini şok eden olaylardır. Böyle bir olayın arkasından organ nakli konusunda bilgilendirme yapılacağı zaman, ailesine bilgi vereceği zaman genelde aileler yoğun bakımdan size beyin ölümüyle ilgili bilgi geldikten sonra bu süreçleri nasıl karşılıyorlar? Yani bir tepki gösteriyorlar mı size? Bununla ilgili yaşadığın neler var? Çünkü ilk önce o zaten hastalığı süreci kabul etmiyorlar. Ani gelişmiş bir de arkasından sen başka tür bir bilgilenmede bulunuyorsun. Evet bu süreç nasıl oluyor? Kötü deneyimleri olanlar var. Hani aşırı tepkilerle karşılaşanlar var ama ben 8 yıldır bu işin içindeyim. Ben hani ölüme tepkinin dışında organ bağışıyla ilgili sorunun arkasından büyük bir tepkiyle hiç karşılaşmadım açıkçası. Herhalde bizim yoğun bakım biraz daha iyi hazırlıyor aileyi. Hani bilgilendirmeler daha doğru, daha zamanında yapılıyor. Herhalde oradan bir şeyim, şansım var. Ama tabii dediğiniz gibi insanlar için çok ani bir şey bu. Çok acı bir deneyim, çok üzüntü verici bir deneyim. Ama üzerine bir bilgilendirme gerekiyor. Çünkü hani içinde bulundukları durumun önemini anlamaları lazım. Mümkün olduğunca anlamaları lazım. Çünkü verecekleri kararla hani onların acısını geri getirmek, acısını düzeltmek ya da kaybını geri getirmek mümkün değil. Evet. Ama bir başka ailenin işte gitmek üzere olan bir kaybını insanın, evet. Yani bu bilinci ailede oluşturmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden hani asıl şeyimiz o ani ölümü aslında aileye kabullendirebilmek. Mümkün olduğunca ölümü doğru anlatabilmek. Yani ölüm evet gerçekleşti. Hani artık umudumuzu kalmadı. Kalmadığını zamanında doğru şekilde anlatabilirsek. Çok ben, olmuyor. Yani olmuyor. Ben hiç büyük bir tepkiyle karşılaşmadım. Zaten hani Ege bölgesinde biraz önce de konuştuk. Bağış oranları son çok derece iyi. Çok yüksek. Ata seninle o zamanlar bir çalışmam vardı, konuşuyorduk. Ege Üniversitesi'nde o çok organ bağışlarının olduğu dönemde ailelerin %50'si
organ bağışını kabul ediyordu. Şimdi Türkiye'de birazcık bu oranlar değişti mi, düştü mü, nasıl gidiyor bu? O çalışma beni çok etkilemişti. İlk senden duyduğum evet, o yıllarda. Ege Üniversitesi'nin bu konuda çok özel dinamikleri ve deneyimleri var. Ve o deneyimleri zaten eğitimlerde diğerleriyle paylaşıyoruz. Şimdi Nurşen Temiz çok güzel bir şey söyledi. Hakikaten şimdi her ölüm erkendir. Doğru. Yani beklenen bir ölüm hiçbir zaman yoktur. 90 yaşında bir teyzeye, bir amcaya da sorsanız yarın öleceğini düşünmez. Doğru. Yani, kaç yaşında olursa olsun hiçbirimiz yarın ölmeyi düşünmeyiz ama ölüm bir yarında gerçekleşir ve beklenmedik hadisede asıl tepki ölümedir. Yani aslında organ bağışına değil. Nurşen onu temin vurgularken çok güzel söyledi. O süreç içerisinde insanın öfkesi, öfkelenirsiniz ya, acı çekiyorsunuz, öfkesi çok şeye yansır. Ve der ki ya işte burada bana iyi bakmadılar, suçlu ararlar. İnsan bazen inandığı her şeyi bile suç diyebilir. Bir suçlu arıyorsunuz, neden bu benim başıma geldi diyorsunuz. Evet. O süreç içerisinde eğer yoğun bakım, hastane, kurumun bütünü size bu suçluluğu yaratacak doneler verdiyse, yani o insanlar eziyet çektiyse, hasta yakınları yeterince bilgilendirilmediyse, o insanlar ellerinde kan tüpleriyle oradan oraya koşuşturduysa, hastasıyla ilgili bilgi almak için personel araya koymak zorunda kaldıysa, tabii o öfke, o kötü acılı anda ortaya çıkacaktır. Ve bağış yapmamak şeklinde tezahür edecektir. Onun için ben hep şunu söylerim. Organ bağışı sistemin sağlamasıdır. Bir yerde organ bağış oranı yüksekse, en az koordinatörün başarısı kadar o hastanenin başarısıdır. Bütününün başarısıdır. Çok doğru söylüyorsun. Ve diyebilirsiniz ki bu hastane iyi bir sağlık hizmeti veriyor. Çünkü artık bu devirde biliyoruz sağlık hizmeti sadece hastayı iyi etmek değil. Hastayı doğru bilgilendirmek, hasta yakınına gerekli onu rahatlatacak ekstra şeyleri destekleri sunabilmek, destekleri sağlayabilmek. Tabii. Ha, o açıdan baktığımız zaman Ege Üniversitesi yoğun bakımıyla çok gelişmiş, bu konuda çok gelişmiş bir kurum diye düşünüyorum. Bunu da abartmadığım kanaatindeyim. Neden? Çünkü birçok yeri gezip gördüm ben. Hani sadece burada çalışmadım. Yoğun bakımıyla, her şeyle, hekimleriyle, hasta bilgilendirme konusunda olsun ve bu süreci hasta yakınını hazırlamak konusunda olsun. Bu haber, bu konuşma bir anlık bir şey değil. Bu bir süreç. Çok çok deneyimli arkadaşlarımızdan oluşuyor. O nedenle Ege Üniversitesi'nde bu oranların yüksek olmasını yadsızmamak lazım. Yani bu anlaşılır bir şey. Peki bu bilgilendirme halen yüksek oranlarda mı Türkiye'de? Türkiye'de bir sürü İşin yerde. İşin içerisine organ mafyasının girmesine yol açabilecek süreçler var mı? Yani bizde bu bağışa, organ bağışına katkı ne kadar? Şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi organ mafyası dediğiniz çok güzel bir şey. 99 yılı mıydı neydi? Bu Uğur Dündar'ın o zamanlar programları evet, vardı. Evet. Uğur Dündar Ege Üniversitesi ile ilgili o zaman bir program yapmıştı. Aslı olmayan bir program. Organ mafyası haberlerinin çoğu asılsızdır zaten. Doğrudur. Biliyorsunuz işte. Evet. Yok çocuklar kaçırılır efendim. Yok böyle bir şey. Bir sabah küvette ya. Bir sabah Tonya'da bir kesi vardır. Evet. Böyle şeyler. Birleşik Devletleri giderken evet, herkese bu söylenir. Aynen. Orada yaşayacaksan dikkat et. Bu hikayeler dünyanın her yerinde anlatılır. O dönemde işte 98-99'u tahmin ediyorum, küçücük bir haber Ege bölgesinin tümünde bağış oranlarını inanılmaz bir biçimde düşürmüştü. Şimdi hurafeleri daha inandırıcı organ naklinin. Aslında gerçekleri apaçık ama hurafeleri daha inandırıcı. İnsanlar biraz daha hurafeye kayar. İnanmak açısından. Evet. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani falla yaşayan bir toplumuz biz. Sonuçta bir ajandadan ziyade falla bakarak yaşayan bir toplumuz. Güzel, ben bunu kınamıyorum. Ben de bazen de gerekiyor. Öyle olduğu zaman bunlara inanmak apaçık gerçeklere inanmaktan daha kolay geliyor. Evet. Çünkü defalarca ben inkar etmeyi kolaylaştırıyor bazı şeyleri. Yani Ege Üniversitesi'nin mesela başvurusuyla adli tıptan değil mi belgeler aldık. Tabii. Böyle bir vaka yoktur Türkiye'de diye. Efendim Emniyet Müdürlüğü'nden aldık. Sadece Ege için değil ya, yani bütün Türkiye'de böyle bir şeyin olmadığına dair, ama insan onu okumuyor. Yani insan okuduğu yer öbür daha sansasyonel kısmı okuyor. Doğru. Problem ne? Bunun bedelini hastalar ödüyor. Ha, tamam. Evet. Bu sıradan bir şey olsa insanlar, benim fal baktırmamda kimse için bir mahsur yok. Ama benim kendi kendime oluşturduğum, yarattığım hurafelerden insanlar ölmeye başlarsa bu çok tehlikeli. 60 bin insan organ bekliyor. Ve yani öyle bir tedavi ki işte hepimiz biliyoruz. Organı takıyorsunuz, ertesi gün herhangi birimiz kadar sağlıklıyız. Yani bu ameliyatları yapacak cerrahlar ülkemizde yetişti. Her yerde var. Her yerde var. Yani evet. Bu insanların hepsi aslında ertesi gün sağlıklı olabilecek durumdalar. Sadece organ olmadığı için, biz bu hurafelerle oyalandığımız için bu insanlar teker teker ölüyorlar. Evet. Bütün problem bu.
İşte o nedenle ağzımızdan çıkan her cümleyi vatandaş olarak da sadece profesyoneller değil tartmamız lazım. Eğer çok emin değilsek, bir şeyi görmediysek görmüşüz gibi anlatmamak lazım. Ama ne yazık ki biz bunu yapıyoruz. Ama ben insanlara söylüyorum. Bir gün hasta olma şansımız organ verme şansımızdan daha yüksek. Yani tabii ki. Bir gün hepimiz çok güzel yüksek olasılıkla şurada 4 kişi miyiz, 5 kişi miyiz? İçerideki arkadaşlar birimiz hasta olacağız. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde. Olacağız, evet. Eğer ki o hastalığın hiçbir problem yaratmamasını istiyorsak, yani bir anda hastalık bile olmamasını istiyorsak, bugün organ bağışı yapmamız lazım. Çünkü bağış varsa hiçbir hastalık bile değil organ yetmezliği, değil mi? Kesinlikle öyle. Ama bağış yoksa ölüm nedeni. Aynen. Bu kadar basit. Abi peki burada hazır yeri gelmişken onu sormak istiyorum. Peki bizim ulusal bir politikamız var mı? Yani bu kadavra organ bağışını arttırmaya yönelik ulusal bir politika var mıdır? Yurt dışında bunun örnekleri nedir? Biz bunun neresinde duruyoruz? Tabii şimdi bunun Sağlık Bakanlığı'nın sahiplenmesi lazım. Aslında son dönemde sahiplendiğini düşünüyorum. Ben o açıdan ciddi teşekkür bir şey ediyorum. Var, bir aktivite var tabii, gerçekten. Bundan önceki zamanlara göre ciddi bir sahiplenme var. Ama bunu bir obezitenin, bir diyabetin, bir sigaranın vasfına kavuşturmak lazım. Çok doğru. Yani bu iş, çok büyük işler yaptık. Yani Türkiye'de gerçekten sigara yasağını işleyeceğini düşünebilir miyim? Hiç benim aklımdan geçmezdi vallahi. Bu kadar hızlı şekilde kabul görecek. Gülüyordum. Benim aklımdan geçmezdi açıkçası. Hakikaten tebrik ama etmek lazım. Ama bunu da en güzel uygulayan kent İzmir kenti. Evet. Bunu unutmayın. İstanbul'da zaman zaman bozuluyor gibi görüyorum ama İzmir'de ama genelde de bakıldığı zaman hakikaten çok başarılı yerde politika yerde yani. Çok başarılı oldu. Çok başarılı. Şimdi biz aslında yardımsever bir ulusuz. Öyle düşünüyorum. Doğru. Yani yeter ki doğru bilgilendirelim bu konuda. Yani bizim insanımız yardımsever. Ama ne var? Güvenmiyor. Devlet ne kadar arkasında emin değil. Hı hı. Biz doktorlar, iyi doktorlar, kötü doktorlar vesaire, yani sistem ne kadar arkasında, bunlarla ilgili küçük küçük endişeleri var. Hı hı. Yani, son zamanlarda bir kamu spotları projesi var. Ankara'da bakanlığın Onko'da özellikle çalışmasını istediği, Onko'da devrettiği bir proje. Bunun için çalışıyoruz. Bakalım belki o kamu spotları tutarsa ve yürürlüğe sokarsak, ben bunu bakanlığın yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü devlet arkasında durmazsa bir şeyin yürümesine imkan yok. Yani devlet durduğunda da işte gördük, yani tuzu bile başaracaklar yakında. Evet. Değil mi? Bunlar önemli. Tuz, obezite, diyabet, sigara ama organ nakli. İşte ulusal politika diye zaten o yüzden söylüyorum. Yani bunun bir devlet politikası haline gelmesi lazım. Yani yurt dışındaki örneklerin olduğu Sayın gibi. Sayın Şencan, işte İrfan Şencan biliyorsunuz. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, şimdiki adıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü. Arif Kapuası, Bahri Kemaloğlu. Oradaki arkadaşlarımız hepsi ciddi biçimde çalışıyorlar. Bana öyle geliyor ki birkaç ay ya da yani önümüzdeki Eylül'le beraber belki bu hayata geçer. Evet. Süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Çok hızlı geçti ama sohbet de çok güzel. Keşke Atay abi her zaman bulabilsek, program arkasında program yapabilsek ama maalesef tabii, süremizin sonuna daha geldik. Uluslararası daha çok konuşmamız gereken şeyler var. Tekrar gene gelecek olursa ya her zaman Atay'ı. Büyük bir ümmeti bir program daha. Yani aslında bu televizyon programı gibi değil. Ne güzel. Ben Nurşen'i gördüm. Ne zamandır. Yani böyle sevgili izleyiciler, program öncesi bizi bir görecektiniz Atay'la. Nasıl kucaklaşmıştık yani. Gerçekten. Evet. Yıllarca gece gündüz beraber çalışmış olmak. Evet. Silah arkadaşlığı değil mi? Silah arkadaşlığı aynen. Üstelik de ben bir çocuk hekimiyim ve genel cerrahinin içinde cerrahlarla, koordinatörlerle falan çalışmış olmak benim için ayrı bir keyifti. Silah yani arkadaşıyız doğru. Doğru, doğru. Evet, programın sonunda son bir mesajımız var mı halkımıza? Evet, hacı buyurunuz. Siz bize bir şey söyleyin. Nurşen çok yormamaya çalıştık. Onu daha sonra yaparız başka bir programda. Hadi oradan başlayalım. Evet. Tabii herkes önce sağlıklı bir ömür diliyorum ben. Evet, yani. Ama ömrü sonunda da ailenizin organlarınızı ne yapmasını istediğini şimdiden ailenize söyleyin istiyorum. Yani çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi çok zor zamanlarda akut olayların arkasından aileyle konuşuyoruz. Ne diyeceklerini, hayırı da söylemek çok zor, evet'i de söylemek çok zor. Hani eğer zamanında ailenizle böyle bir şeyi paylaşırsanız. Bir de şimdi herhalde Türkiye'de organın miras olma durumu kalkıyor herhalde. Yani daha kesin değil. Yani daha belli değil. Yani vasiyet ettiğiniz takdirde organlarınız alınabilecek diye bir çalışılıyor böyle bir evet, şey var değil mi? Evet. Yoksa aksi takdirde biz hastane ortamında organlarımız da şey oluyor değil mi? Mirasımız olmuş oluyor. Kanunda o var ama vasiyet yasasını geçmiyor Türkiye'de. Karmaşık bir şey, onu şimdi değinmeyelim ona. Daha geniş bir zamanda konuşuruz. Ama biz her zaman sorarak alıyoruz. O nedenle Nurşen'in dediği çok önemli. Ailenizle konuşun. Evde bu konuyu görüşün. Ya evde bu konuyu görüşün çünkü bu bir hayat bağışı. Organ değil yani. Organ hayat demek. Onu basit bir organ gibi
düşünmemek lazım. O mesaj kalsın yani. Bunu çocuklarınızla beraber aile ortamında hep beraber paylaşın bilgimi. Evet, evet, sağlıklı yaşamak adına. Evet, sevgili izleyiciler, bugün sevgili dostum, koordinatör Ata ve onun yetiştirdiği Nurşen'i misafir ettik. Yeni bir organ nakli dosyası ile ilgili programda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz. Sağlıklı günler.